Dekorasyon tutkunları ekran başına iç ve dış mekanlarımızı daha güzel hale getirme isteğiniz varsa konuğumuz iç mimar Beste İnan sizlere ilham olacak. 2021'de mimaride son trendler neler? Kullanıcılardan gelen geri dönüşler nasıl oluyor? Şimdi merak edilenleri kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Beste Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize başlamadan önce sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. İsmim Beste İnan. 1988 doğumluyum. İç mimarım. 2011 yılı Beykent Üniversitesi mezunuyum. Şu anda aktif olarak kendi 2016 yılında açtığım Beste İnan Stüdyo'yu yönetiyorum. Aynı zamanda eş zamanlı olarak iki farklı firmaya danışmanlık hizmeti veriyorum. Şu anda çok merak ettiğim bir konu hakkında yüksek lisans çalışması yapıyorum. Bir iç mimar olarak peki farklı insanların hayatına dokunmak sizi ve kariyerinizi nasıl etkiliyor? Müşterilerimle yaptığım çalışma önce kendi içime sinmesi gerekiyor. Sonra da onların tabii ki ihtiyaçları durumunda hem onların içine sinmesi hem de benim içime sinmesi. Onları en sonunda mutlu görmek beni mutlu ediyor. Farklı sektörlerden müşterilerim olduğu gibi aynı sektörden de oluyor. Ve o zaman onlarla kolektif çalışmak da çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde hani günün sonunda hani gerçekten içimize sinen bir iş yaptığımızda hem fikir olduğumuzda bu beni motive ediyor. Bir sonraki proje için daha çok heyecanlanıyorum. Peki tasarımlarınızın vazgeçilmezi nedir sizce? Tasarımlarımda önceliğim durum kurgusu oluşturmak. O mekanı kullanacak olan insanın ne için kullanacağı, ne amaçla kullanacağı, orada neler yapacağı veya neler yapmaması gerektiği gibi durumları irdeleyerek insan-mekan ilişkisine üzerine odaklanıyorum. O şekilde de mekan kurgulanmaya başlıyor. Çok güzel. Merdiven tasarımları da gerçekleştiriyorsunuz bunun yanı sıra. Bir tasarımınızı gördük ve çok beğendik. İç mekan tasarımlarımızı böyle küçük dokunuşlarla aslında gösterişli hale getirdiğinizi söyleyebilir miyiz? Mimaride merdiven düşey sirkülasyon elemanı olarak geçiyor. İki katı birbirine bağlıyor ve aynı zamanda düşey yönde hareket eden insan akımına hizmet ediyor. Bulunduğu ortama bir kimlik kazandırması için çok önemli bir eleman, düşey elemanı. Aynı zamanda insanın kendini orada güvende hissetmesi gerekiyor ve de kolay erişilebilir bir alanda olması gerekiyor. Peki gerçekleştirmiş olduğunuz projelerden bahsetmenizi istesek bizlere neler söylersiniz? Genellikle konut, villa, ofis, kafe ve restoran projeleri yapıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz ofisi de ofis projelerimize örnek gösterebilirim. Beste Hanım, sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisiydi peki? Aslında böyle bir ayrım yapmamız pek mümkün değil, doğru da değil bence. Çünkü hepsinde çok ayrı emeklerimiz var, çok uzun mesai saatlerimiz var. O yüzden hepsi benim için çok değerli, çok önemli. Dolayısıyla ben bir tanesini seçemeyeceğim, hepsi çok önemli. Kesinlikle. Peki bizlere tasarım anlayışınızı, yaşam stilinizi nasıl tanımlarsınız? Tasarıma olan yaklaşımım insan merkezi diyebilirim. Kullanıcının aidiyetlik hissi için bulunduğu ortama uyum sağlaması gerekiyor. Ve bulunduğu ortamın da o kişiye hizmet ederek cevap verebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla insan merkezi diyebilirim. Aslında en çok merak edilen sorulardan birisi de küçük mekanlarda ferahlığı nasıl sağladığımız oluyor. Sizlerin önerileri neler olur bu konu hakkında? Küçük mekanlarda ferahlığı minimum ihtiyaç listesiyle sağlayabiliriz. Yani mekan eğer çok küçükse onu ihtiyaç listesini arttırarak boğmak yerine minimum ürünler kullanarak daha ferah bir mekan haline gelmesini sağlayabiliriz. Küçük mekanların yanı sıra büyük mekanlarda da fazla eşya tercih edilmesi doğru bir yaklaşım mı sizce? Az önce de bahsettiğimiz gibi ihtiyaç listesi yine burada da devreye giriyor. Yani mekan büyükse ihtiyacı daha fazla olduğu için daha fazla eşya konulacaktır. Dolayısıyla daha az koyarsak yine olmaz. Daha yani kapasitesinin üstüne koyarsak o da olmaz. Dolayısıyla dediğim gibi yine ihtiyaç neyse o kadar eşya konulmalıdır. Çok güzel. Peki bizlere ilham kaynağınızdan bahseder misiniz? Bu tasarım süreci nasıl ilerliyor? Tasarım süreci müşteriyle uzun sohbetler sonucunda aslında oluşuyor. Fonksiyon alanları lekesel olarak ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında da ben ya tümden gelim ya da tüme varım yöntemiyle tamamen kavram projeye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
bu şekilde kurgulamaya başlıyorum. Biraz da hayallerinizden bahsetmek istiyorum. Hayallerinizde veya hedeflerinizde altına imzanızı atmak istediğiniz bir proje var mı? Tasarımlarını çok beğendiğim bir sanatçının böyle Signature Pieces adı altında hani imza ürünlerinin sergilendiği bir alanı tasarlamak çok isterim. Son olarak ilerleyen zamanlarda kariyer hedefleriniz nelerdir? Az önce de bahsettiğim gibi üzerinde derinleşmek istediğim bir konu hakkında akademik eğitim almayı planlıyorum. Sonrasında da çokça okuyarak, çokça araştırarak, çokça öğrenerek devam etmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz Beste Hanım. Ben de size teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sohbetiniz için de teşekkürler. Rica ederiz. Sevgili seyircilerimiz, bugün iç mimar Beste İnan ile birlikte iç mekanlarımıza yapmış olduğu sihirli dokunuşlarından bahsettik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.